Merhaba arkadaşlar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz. Edebiyat konu anlatımında föylerimizin altıncısıyla beraberiz. E, bu föyümüzde Tanzimat'tan Cumhuriyet dönemine kadar olan hikayenin gelişimini inceleyeceğiz. İlk kitapta Türk Edebiyatı'nda hikaye nasıl bir gelişim göstermiş biraz bunu konuşalım. Türk edebiyatında hikaye türünün kaynaklarını neler oluşturdu? Şimdi Türk edebiyatında hikaye türünün kaynaklarını mitolojik metinler, halk hikayeleri, divan edebiyatındaki mesneviler ve Muhayyelat-ı Aziz Efendi dediğimiz bir hikaye bunları oluşturdu. Bunları inceleyeceğiz. Mitolojik metinler Türk edebiyatında hikaye türüne kaynaklık eden ilk metinlerdir. Olağanüstü olayları ele alan destanlar ve mitler hikayenin en eski kaynakları olarak değerlendirilir. Halk hikayeleri ise e, halk edebiyatı ürünü olan, gerçekliğin ve olağanüstülüğün iç içe olduğu, nazımın ve nesrin bir arada karşımıza çıkabileceği hikayelerdir. Bunlar hikayelere, günümüz hikayelerine kaynaklık etmiştir. Divan edebiyatındaki mesneviler, e, arı ölçüsüyle yazılmış olan ve çeşitli olayları anlatan mesneviler, e, bunların da hikayeye yine kaynaklık etmiş olduğunu söyleyebiliriz muhayyelat Aziz Efendi denen hikaye ise Tanzimat döneminden çok önce 1796 yılında Giritli Ali Aziz Efendi tarafından yazılmış olan bir hikayedir. Klasik hikaye geleneği içindeki gelişmelerin ve değişmelerin ilk örneğidir. Bu hikaye 18. yüzyıl İstanbul hayatından çizgilerle oluşturulmuştur. Eserde dil oldukça sade. Sosyal sınıflara göre konuşturulan bir kahraman kadrosu karşımıza çıkıyor. Muhayyelat. Hayal adını taşıyan hayali evvel, hayali sani ve hayali salis olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Her bölümde binbir gece ve binbir gündüz masallarında olduğu gibi kişiler değişmemekte, kahramanların farklı maceraları ard arda sıralanmaktadır. Eser olağanüstü olayların yer alması açısından masal ve efsane havasını da taşır ama bir taraftan da gerçekçiliğin de içinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Hikaye ve masal türlerinin, e, romanın bir arada harmanlandığı bir türdür diyebiliriz muhayyelatı Aziz Efendi için. Eserde yerli ve yabancı, tasavvuf, fantezi, realizm iç içe e, ve edebiyattaki pek çok sanatçı bu eserden etkilenmiş. Örneğin Namık Kemal, örneğin Sami Paşazade Sezai e, bu tanzimat sanatçılarımızın bu eserden etkilenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Türk Edebiyatı'nda hikayeyi dönemlere ayıracağız ve bu dönemleri inceleyeceğiz. Yani Tanzimat döneminde hikaye nasıldı, Servet Finun döneminde hikaye nasıldı, Milli Edebiyatta, Cumhuriyet döneminde nasıldı bunları ele alacağız. İlk etapta Tanzimat döneminde hikayeden başlayalım. Bir kere Tanzimat'tan önce roman kavramına yabancı bir toplumuz biz. Hikaye kavramı var. Hikaye kavramı halk hikayeleriyle ve mesnevilerle bir tutuluyor ve bir bakıma halk hikayeleri ve mesneviler Batı'daki romanın ve hikayenin yerini tutmuş oluyor. Tanzimat dönemindeki roman yazarları hikaye ile romanı e, ayırt edememişler. Pek farklı bir tür olarak görmemişler. Dolayısıyla eserlerini verirken roman ve hikaye ayrımı yok onlarda. Tanzimat dönemi hikayesinin iki temel kaynağı var. Bunlardan birincisi Türk halk hikayesi geleneği içerisinde halk hikayelerinin özellikle İstanbul çevresinde taş basma şeklinde basılan Han Çarlı Hanım, Cevri Çelebi gibi ibret verici olayların anlatıldığı tamamen hayal ürünü olan eserler. İkincisi ise batıdan alınmış ve çeviri yoluyla edebiyatımıza girmiş olan hikayeler. Bu noktada gelenekten moderne doğru bir geçişin olduğunu söyleyebiliriz. Yani Tanzimat döneminde hikaye geleneksel anlatma özelliğinden batıdaki e, anlatma anlayışına doğru kaymıştır. Tanzimat dönemindeki hikayelerde hem batı hem de doğu ve Türk İslam anlatma birikiminden bir yararlanma görülür. İlk zamanlar hem geleneksel hem batılı hikaye özelliklerinin iç içe olduğunu görmekteyiz edebiyatımızda. Bu dönemde her hikaye yazarı olay unsurunu ön planda tutuyor ve olay hikayesi yazma kaygısıyla eserini oluşturuyor. Yazar için önemli olan okuyucuya ilginç, şaşırtıcı, çarpıcı, ibret verici bir olay anlatmak. Olaylar kronolojik bir sıra içinde anlatılıyor. Yani e, olayların oluş sırasına önem veriliyor bu noktada. Giriş, gelişme ve sonuç düzenine önem veriyor sanatçılarımız ve eserlerini bu şekilde oluşturuyorlar. İlk hikayelerde yazarlar genellikle olay ve kişileri doğal durumlarıyla değil, peşin hükümlerle kurgulamış. Yani yazarın amacı öykü üretmek değil, öykü aracılığıyla bazı değerleri okuyucuya aşılamaktır. Aslında orada bir okuyucu bilgilendirme kaygısı olduğunu söyleyebiliriz. Yani okuyucuya faydalı olma amacı söz konusu. Bu dönemde yazılan bazı hikayeler normal bir hikayeye göre oldukça uzun. Çünkü romanla hikayenin tam olarak ayrılamadığını söyledik. Dolayısıyla çoğu yazarlar romanları uzun hikaye demiş. Yani roman diye bir türden henüz haberdar değiliz. Onu tam olarak benimseyememiş, özümseyememişiz. Dolayısıyla uzun olan hikayelerimize roman demiyoruz da uzun hikaye diyoruz. Konularımızı ise daha çok sosyal konular oluşturuyor. Yani evlilik sorunları, aile hayatı, gelenek ve töreler, batıl inanışlar, esaret, ahlak gibi konular. Bazı yazarlar abartılı ve olağanüstü olayları da eserlerinde işlemişlerdir. Kişiler olarak daha çok memurları ele almış bu dönemin sanatçıları. Miras yedi gençleri, genç aşıkları, hizmetçileri bunları kahraman olarak seçmişler kişiler genellikle yanlış yapmış ve bu yapılan yanlıştan dolayı gülünç duruma düşmüş olan kişiler olarak seçilmişlerdir. Kişilerin iç dünyasına çok önem verilmiyor bu dönemde. Kişilerin iç dünyalarının tahlili okuyucuyla paylaşılmıyor. Mekan olarak genellikle İstanbul'la sınırlandırılmış bir mekan var. Ee, onunla beraber kapalı mekan olarak da evler, köşkler, konaklar, yalılar, Beyoğlu'ndaki eğlence mekanları kullanılmış. Ve yine e, nasıl ki iç dünya tasvirleri önemsenmemişse bu noktada mekan tasvirlerinin de önemsenmemiş olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar önemsenmiyor peki ne önemseniyor? Bu noktada olay bizim için önemli. Olay unsuru e, yazar tarafından... Ön planda tutuluyor ve önemsenen o nokta oluyor. Dil ve üslup nasıl kullanılıyor peki? Bir kere amacımız halkı bilgilendirmek olduğu için yani ona bazı değerleri aşılamak, telkin etmek olduğu için onların dilinden konuşmamız lazım. Dolayısıyla konuşma dili özellikleri ve folklorik özellikleri kullanıyoruz eserlerimizde. Yazarlar halk hikayeleri ve masal üslubundan yararlanıyorlar. Sanatçılarımız ise Tanzimat döneminde Ahmet Mithat Efendi, Emin Nihat Bey, Sami Paşazade Sezai, Nabizade Nazım, Recaizade Mahmut Ekrem gibi kişiler oluşturuyor. Bunlar hikaye türünde eser vermiş önemli sanatçılarımızdır. Şimdi bu sanatçılarımız hakkında biraz bilgi sahibi olalım. Ahmet Mithat Efendi. Ahmet Mithat Efendi yazım makinesi olarak adlandırılan kıymetli bir sanatçımız. 1844 ve 1912 yılları arasında yaşamış. Hikayeleri var. hikayelerinin kişiliğini gizleme zaman zaman yazar kimliğiyle ortaya çıktı. okuyucuya hitap ederek onunla diyalog kurduğu Ve olay örgüsüne, kahramanlara müdahale ettiğini görüyoruz ve bu onun en ayırt edici özelliği. Olayların içinde zaman zaman müdahaleleri var. Bu nokta bizim için önemli. Ve önemli olan diğer bir nokta her zaman söylüyoruz. Türk Edebiyatı'nda ilkler önemlidir. Bu noktada Ahmet Mithat Efendi ile ilgili şunu söyleyebiliriz ki Türk Edebiyatı'nda ilk hikaye kitabı örneği kabul edilen Letaifi Rivayat. Bu eserin sahibidir Ahmet Mithat Efendi. Letaifi Rivayat 25 kitaptan oluşan hikaye serisi ve içlerinde 30-40 sayfadan oluşan uzun hikayeler olmakla beraber 200 sayfalık romanlar da var. Köye yönelen ilk hikaye Ahmet Mithat Efendi'nin Bahtiyarlık adlı hikayesidir. Yine bu bilmemiz gereken kıymetli bir bilgi. Letaifi rivayatın içinde bulunan bazı hikayeler örneğin Firkat, Bahtiyarlık, Cinlihan, Dolaptan Temaşa, Can Kurtaranlar, Ana Kız gibi e, hikayelerimiz. Ahmet Mithat Efendi'nin ayrıca daha çok fabıllarını içeren bir hikaye kitabı daha var ki... ...bunun ismi de Kıssadan Hisse adlı eserdir. Bunu da e, bilmemizde fayda vardır. Ve Nabizade Nazım. Realizm ve naturalizm akımlarının etkisinde kalmış bir sanatçımızdır kendisi. Yadigarlarım, haspa, sevda, zavallı kız hala güzel bir hatıra hikaye türündeki eserlerdir ve bizim için kıymetli olan Karabibik adlı romanı. Bu evet roman diyoruz ama bazı araştırmacılar tarafından uzun hikaye olarak da e, kabul edilmiştir. Bilgimize olsun. Emin Nihat Bey deyince aklımıza Müsameretname gelecek. Nedir Müsameretname? Edebiyatımızda ilk hikaye kitaplarından biridir gece sohbetleri, gece hikayeleri anlamına gelir. Birbiriyle iyi anlaşan birkaç arkadaşın hemen her gece bir evde buluşarak önce gazete okuyup sonra sohbet edip ve en sonunda her akşam birinin başından geçen olayı anlatması üzerine kurulmuştur ki bu da bize şunu hatırlatıyor. Bokasyon'un e, yazmış olduğu Decameron adlı eser. Bununla bir benzerlik göstermiş olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Binbir gece masallarıyla da benzerlik göstermiş olduğunu söyleyebiliriz. Ve ağır bir üslup kullanılmıştır diyebiliriz. Konuşmalarda dilin bir tık daha sade olduğunu da söylememiz mümkündür. Ve Sami Paşazade Sezai yine İlk hikaye örneklerini yazmış olan, Batılı anlamda ilk hikaye örneklerini yazmış olan diyelim sanatçımız. Hikayelerinde realizm akımının etkileri mevcut ve Türk edebiyatında romantizmden realizme geçişte bir köprü işlevi yüklemiştir eserlerine. Hikayelerinde gözleme önem vermiş. Hikayelerinde teknik romandakinden daha güçlü diyebiliriz. Küçük ve şaşırtıcı, önemsiz konu ve olayları, ruh çözümlemeleriyle ve günlük dilde işler, doğal bir dille işler, hikayelerinde betimlemelerde daha ağır bir dil kullanmış olduğunu söyleyebiliriz ama dil konuşmalarda daha sade ve daha doğaldır diyebiliriz. Edebiyatta ilkler önemlidir dedik. Bu noktada batılı anlamda ilk hikaye örneği kabul edilen Küçük Şeyler adlı eser. Bunu bilmemiz kıymetli. E, bu eserde 8 hikaye var. E, bu 8 hikaye pandomima, kediler. Bu büyük adam kimdir? Hiç. E, 250 kuruşa bir asır. Düğün. Bir kitabeyi sengi mezar. Arlezyalıdır. Kitaptaki en ünlü hikaye Pandomima adlı hikayemizdir. Eserdeki bazı hikayeler çeviridir. Eserdeki hikayeleriyle romantizmden gerçekçiliğe geçme çabasını gösteren sanatlı bir yani süslü bir nesil örneği vermiş olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada bize parantez içinde verilmiş olan bilgi Türk hikaye tarihinde büyük bir adımdır küçük şeyler denmiş. Bu bilginin de ne kadar kıymetli olduğunu bu parantez için cümlemizden anlayabiliriz. Tekrar ediyorum. Batılı anlamdaki ilk hikaye örneğidir. Sami Paşa Zade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı eseri. Ve Recaizade Mahmut Ekrem. Muhsin Bey yahut şairliğin hazin bir neticesi ve Şemsa adlı uzun hikayeleri var. Bir de Saime isimli eseri yarım kalmış bir eserdir. Bunları bilelim. Evet hikayeyi dönem dönem inceleyeceğimizi söylemiştik. E, tanzimat dönemi hikaye hakkında az çok bilgi sahibi olduk. Tanzimat döneminden hemen sonra Servet Finun dönemi gelecek ve bu dönemde bakalım hikaye nasıl bir gelişim gösterdi. Servet Finur roman yazarları aynı zamanda hikaye türünde de eser vermişlerdir. Ee, hikayeyi teknik yönden geliştirmiş olduğunu söyleyebiliriz Servet Fünun dönemindeki sanatçılarımızın. Hikaye hacmi bakımından daha kısa almıştır ee, ve kısa hikaye tarzı benimsenmiştir. Yani Tanzimat döneminde yer alan roman mı yoksa uzun hikaye mi olduğu net olarak belli olmayan o tür e, bu dönemde e, terk edilmiş ve kısa hikayenin benimsenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Batıl tarzda uygun hikayeler yazılmıştır. Servet-i döneminde realizm akımının etkisiyle hayal ikinci sıraya atılmıştır. Bazı hikayelerde mopusan kurgulama tekniği kendisini belirgin bir biçimde göstermiştir. Klasik olay hikayesi özellikle Halit Ziya'nın hikayeleriyle yerleşmiştir. Hikayelerde kişi olarak orta halli ve yoksul insanlar konu edinilmiştir. Hikayede mekan olarak İstanbul dışına çıkılmıştır. Az da olsa Anadolu anlatılmıştır. Mekan tasvirleri önemlidir bu noktada. Biliyorsunuz Servet Finun'dan önceki yani Tanzimat dönemi adını verdiğimiz o süreçte mekan tasvirlerinin önemsiz olduğuna yani yer verilmediğine değinilmişti. Ama bu noktada mekan tasvirlerinin önem arz ettiğini dile getirebiliriz. Hikayelerde sanatçı ruhlu, piyano çalan, yabancı dil bilen, aristokrat kadın tipleri, mürebbiye, dadı, miras yedi ve çapkın tipler karşımıza çıkıyor. E, tipler geleneksel özelliklerle değil de e, batılı özelliklerle e, eserde kendine yer buluyor. Ve Servet Finun yazarları romantik aşk, kadın, evlilik, tabiat, yalnızlık, karamsarlık, ümitsizlik, sert ve katı gerçekler dünyasından hayal dünyasına sığınma isteği ile birlikte hastalık, aile, evlat sevgisi, merhamet gibi bireysel ağırlıklı konuları eserlerinde ele almışlar. Siyasi ve toplumsal konulardan olabildiğince uzak durmuşlardır. Çünkü Servet Finun döneminin tekabül ettiği dönem istibdat dönemi dediğimiz baskının olduğu bir dönem. Dolayısıyla bu noktada da sanatçılarımız siyasi ve toplumsal konulara değinmekten olabildiğince uzak duruyorlar. Servet Finun yazarlarında olay unsuru büyük oranda ruhsal durumların tasvir ve tahlillerine duygusal anlamda tepki verme biçimlerinin aktarımına bırakılmıştır. Ee, hikayede sanat yapma kaygısının olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Tanzimat'ta şöyle söylemiştik mesela daha çok okuyucuyu bilgilendirme, bazı değerleri telkin etme amacı var. Ee, ama Servet Finun döneminde ele aldığımızda hikayeyi sanat yapma amacıyla eserlerin oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Dili süslü ve sanatlı tabii hikayelerde kullanılan dil romana göre daha sade bu dönemde karşımıza çıkan sanatçılarımız Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rao, Hüseyin Cahit Yalçın, Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi sanatçılarımız olacak ki bunları da şimdi tanıyacağız. Mehmet Rao'la başlayalım. Hikayelerini kendi hayatından kesitler vermiş. ...karşılıksız ya da acı sonlanan aşk, kadın, evlilik hayatı, hastalık, karamsarlık, evlat sevgisi, geçim sıkıntısı, vatan sevgisi gibi konuları işlemiştir. Ve eserlerindeki kahramanlar aracılığıyla duygu ve düşüncelerini okuyucuya aktarmıştır. Bu noktada bilmemiz gereken eserler neler olacak? Kadın isterse, Bir Aşkın Tarihi, Son Emel, Aşk Kadını, Safo ile Carmen... Hanımlar arasında bunlar bilmemiz gereken hikaye kitapları Mehmet Rauf'un özellikle yazar eser sorularında karşımıza çıktığında soruyu doğru cevaplayabilmek için hangi yazara ait hangi eser mevcut mutlaka zihnimizin bir köşesinde bulunsun diyerek Hüseyin Rahmi Gürpınar'a geçiyorum. Hüseyin Rahmi Gürpınar bağımsız yazarlardan yani Servet Finun dönemi içerisinde e, bağımsız olarak eserlerini oluşturmuş. E, toplum için sanat yapma amacı var. E, Hikayelerinde toplumsal konuları işlemiş ama sade bir dil kullanarak işlemiş. Hikaye kitapları neler peki? Kadınlar Vaizim, Katil Buse, e, Eti Senin Kemiği Benim, Meyhanede Hanımlar, e, Namuslu Açlık Meselesi gibi eserlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Sonra geldik Halit Ziya Uşaklıgil'e. Halit Ziya Uşaklıgil realist akıma bağlı kalmış olan bir sanatçı. Eserlerinde hem kendi gerçekliklerinden bahsetmiş hem de çevresini anlatmış. İstanbul'un, İzmir'in değişik sosyal sahnelerinden kesitler sunmuştur bize. Hikaye kişileri genellikle Batı kültürü edinmiş, sanattan anlayan, kültürlü kişiler. Orta ve alt kültür eğitim seviyesine sahip kişilere de eserlerinde yer vermiş. Aile hayatları, aşk yaşantıları, fakirlerin mahrumiyetleri, hayvan sevgisi gibi konularını eserlerinde işlemiş olduğunu söyleyebiliriz. Hikayelerinde ayrıntılı betimleme ve tahlile önem vermiştir. Ee, az önce de söylediğimiz gibi Tanzimat döneminin tam tersi bir dönemdir diyebiliriz Servet-i Finun dönemi için. Çünkü e, Tanzimat'ta betimlemelerin ve tahlillerin olabildiğince az olduğuna değinmiştik. Ancak Servet-i Finun'da bu oranın artmış olduğunu görüyoruz. Hikayelerinde dili romanlarına göre daha sade kullanmıştır Halit Ziya Uşaklıgil. Hikaye kitaplarına baktığımızda bir izdivaçın tarihi muaşakası, bir muhtıranın son yaprakları, bir yazın tarihi, solgun demet, ihtiyar dost, kadın pençesi bunlar sanatçımızın hikaye kitaplarından bazıları. Hüseyin Cahit Yalçın'a geldiğimizde hayatın katı gerçekleriyle yüzleşiple doğaya, hayale, kadına, aşkı sığınan ya da intihar etmek isteyen gençlerin hayatını işlemiş olan bir sanatçıdır Hüseyin Cahit Yalçın. Kişileri Servet Finu'nun esnini temsil eder, aile sorunlarına, toplumsal aksaklıklara da eserlerinde yer vermiştir ancak hikayeleri teknik açıdan çok başarılı değildir ama olayların anlatımında da bir o kadar başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yazar özellikle ikinci meşrutiyetten sonra yazmış olduğu Niçin Aldatırlarmış adıyla kitaplaştırdığı hikayelerinde ilk eserlerindeki romantik karakterli bireysel sızlanmalardan vazgeçmiş ve daha çok toplumsal konulara yönelmiştir. Hayatı muhayyel, niçin aldatırlarmış, hayatı hakikiye sahneleri ise sanatçının hikaye kitaplarından bazıları. Milli edebiyat dönemine geldiğimizde hikayenin gelişimi ve değişimi hakkında ise şunları söyleyeceğiz. Hikayenin konu haritası genişledi ve her insan özellikle köylerde ve taşrada yaşayan insanlar konu edinildi. Mekan olarak artık Anadolu alındı ve yurdun her köşesinde yaşanmış olaylar ve kişiler ele alındı. Tazmat döneminde işlenmeye başlanan köy gerçeği. Hikayede işlenmeye devam etti. Hatta artarak daha fazla ele alınarak işlenmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Meşrutiyet ve hürriyet övgüsü çeşitli fikir akımları mesela Türkçülük mesela Osmanlıcılık gibi bu dönemde eserlerde kendine yer buldu. Milli mücadele yanlış batılılaşma Değerlerdeki yozlaşmalar, aile, hayatı, kadın erkek, ilişkisi gibi çeşitli konular eserlerde kendine yer buldu. Milli Edebiyat hikayesinin belirleyici özelliklerinden birinin de toplumsal sorunlara yönelik bir hikaye olduğunu söyleyebiliriz. Konular kendi yaşamımızdan alındı ve bunlar çevre olarak genişledi. Ülkenin değişik yerleri anlatıldı ve böylece memleket edebiyatı çığırı açılmıştı. Memleketi ve memleket gerçeklerini yansıtmayı amaçlayan milli edebiyat dönemi hikayesinin anlatımı gözlemci gerçekçiliğe dayanmıştır. Konuşma dili yazı diline aktarılmıştır ve Türkçenin yapısına uygun daha kısa, daha e, sade cümleler tercih edilmiştir. Teknik açıdan hikayeler giderek e, başarılı olmaya başlamıştır bu dönemde. Hikayede tasvirler e, yapılmıştır. Ve genellikle olay hikayesi olan yani Maposan tarzı hikaye e, yazmayı tercih etmiştir sanatçılarımız. E, en önemli hikaye yazarımızın bu dönemde Ömer Seyfettin olduğunu söyleyebiliriz. Ve zaten Ömer Seyfettin de Maposan tarzı hikayenin Türk Edebiyatı'ndaki öncülerinden biridir. E, dolayısıyla Milli Edebiyat döneminde e, ismini öne çıkardığını bu noktada söylemeden geçmeyelim. Zaten birazdan kendisini de tanıyacağız. Refik Halit Karay, Memduh Şevket Esendal, Ahmet Hikmet Hüftüoğlu bunlar da diğer önemli hikaye yazarlarımız Milli Edebiyat döneminde. Onun dışında Halide Edip, Yakup Kadri, Reşat Nuri Güntekin gibi sanatçılarımız da hikaye türünde eser vermişlerdir. Ve evet Ömer Seyfettin neler yapmış? Ömer Seyfettin, Milli Edebiyat akımının ve modern Türk hikayeciliğinin öncülerinden biri. Kendisi Genç Kalemler dergisinin ilk sayısında bir makale yayımlıyor ve bu makaleye Yeni Lisan adını veriyor. Yeni Lisan adlı bu makalede dille ilgili, edebiyatla ilgili görüşlerini açıklıyor. Makaledeki bu görüşler Milli Edebiyat akımının başlangıç bildirisi olarak kabul ediliyor. Küçük hikayeyi tamamen bağımsız bir tür haline getiriyor Ömer Seyfettin ve hikayeciliği bir meslek haline getiriyor. Edebiyatımızda hikaye türünün gelişmesinde etkili olmuş önemli bir isim kendisi ve 140 kadar hikaye yazmış olduğunu söyleyebiliriz. Hikayelerinin konularını çoğunlukla gerçek yaşamdan almış. Bu hikayelerde yapmak istediği şey ise milli bilinci uyandırmak. Beyaz lale, bomban, hürriyet bayrakları, bahar ve kelebekler, kızıl elma neresi adlı hikayelerini milli bilinci uyandırmak amacıyla Türkçülük düşüncesine temel alarak yazmış olduğunu söyleyebiliriz. Çocukluk hatıralarından, halk geleneklerinden ve tarihi olaylardan esinlenerek yazmış olduğu e, hikayeleri var. Bunlar, bunlar arasında konularını günlük yaşamdan almış olanlar da var. Örneğin kaşağıda çocukluk dönemini anlatmış, başını vermeyen şehitte e, ve pembe incelik kaftanda tarihi olayları konu olarak işlemiştir. E, ve bazı hikayelerinde Türk milletine Balkanlarda yapılan zulümleri de e, anlatmış olduğunu söyleyebiliriz. Batı hayrandığı içinde yozlaşmış züppe tipleri ve toplumun aksak yönlerini mizah yoluyla eleştirmiş olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin buna verilebilecek en güzel örnek Yüksek Ökçeler adlı e, hikayesidir. Edebiyatımızda olay öyküsü denilen Maposan tarzı öykünün en önemli temsilcisidir diyebiliriz Ömer Seyfettin için e, hikayelerini. Genellikle beklenmedik biçimde sonlandırıyor Ömer Seyfet'in ve realizm akımının etkisinde kalmış olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple gözleme önem vermiş hikayelerinde ruh çözümlemeleri ve psikolojik derinlik onun için önemli değil. Bunları ikinci plana atmıştır. Hikayelerinde kullandığı dil ise günlük konuşma dilidir, sadedir. Hikaye kitaplarını inceleyecek olduğumuzda falaka, yüksek ökçeler, bomba, gizli mabet, kaşığım, harem, yüz Akım, aşk dalgası, pembe inceli kaftan bunları sayabiliriz. Bunlar sanatçımızın önemli eserleri arasındadır. Yazar eser sorularında karşımıza gelebilir. Ve Aka Gündüz'le devam ediyorum. Kendisi Milli Edebiyat döneminde Türk Kalbi ve Türk'ün Kitabı adlı iki hikaye kitabı yayınlamıştır. Ve bu eserlerinde Balkan Savaşları'nda yaşanan acıları tasvir etmiş olabildiğince anlatmaya çalışmıştır. Yüzyıllarca hakimiyetimiz altında olan topraklarda azınlık konumuna düşmek, tahammül edilemez zulümlere maruz kalmak felaketlerin en büyüğüyle yüzleşmektir. Ve eserlerinde bu duyguları, bu düşüncelerini görmemiz mümkün olacaktır. Ve yine hikayede önemli bir isim Refik Halit Karay'la devam ediyorum. önce fecrati topluluğunda yer almış sanatçımız ama sonra Milli Edebiyat topluluğuna dahil olmuştur. Daha çok mizah ve siyasal yergi alanında ismini duyurduğunu söyleyebiliriz. Refik Halit'in hikayeleri de yine edebiyatımızın gelişmesinde önemli bir aşama sayılmaktadır. Hikayeciliğin konularını genişletmiştir Refik Halit Karay. Konuları, çevreyi Anadolu'ya taşımıştır. Türk hikayeciliğinde biliyorsunuz mekan neresiydi? İstanbul'du. İşte İstanbul olan bu mekanı almış ve Anadolu'ya geçirmiş. Anadolu'da daha önce hiç el küçük insanın hayatını, günlük yaşantılarını, ruhsal yönelişlerini eserlerinde konu edinmiş. Gurbet hikayeleriyle toprak, aile, arkadaşlık, dostluk, bireysel hırslar ve çatışmalar gözler önüne seriliyor ustalıkla sanatçının bunları işlemiş olduğunu söyleyebiliriz. Hikayelerinde Anadolu insanının dünyasını ve onların sorunlarını işlemiştir. Anadolu kadınları, Anadolu'daki işte kasabalarda çalışan memurlar, köylüler, köy imamları kahraman olarak bunların olduğunu, bunlara yer verildiğini söyleyebiliriz. Hikayelerinde muazzam bir gözlem yeteneği mevcut. Olaylar ve kişiler en ince ayrıntısına kadar ele alınmıştır. Onun hikayelerinde ve kişilerin iç dünyasına çok eğilmemiş olduğunu görüyoruz sanatçının. Konuşma dilini bütün canlılığıyla kullandığı için kıvrak ve sürükleyici bir anlatımın olduğunu söyleyebiliriz. 1919'da yazmış olduğu Memleket Hikayeleri adlı eser Anadolu gözlemlerine dayanmış olan bir eserdir. Memleket edebiyatının önce eserlerinden biri dediğimizde memleket hikayelerinin aklımıza gelmesi önemli. Gurbet hikayeleri dedik, memleket hikayeleri dedik sanatçının iki kıymetli eseri. Gurbet hikayelerinde Anadolu'yu anlatıyor, memleket hikayelerinde ise sürgünü anlatıyor dedik. Sürgün sırasındaki Anadolu gözlemlerini anlatıyor dedik. Gurbet hikayelerinde toprak, aile, arkadaşlık, dostluk gibi temaların işlendiğini söylemiştik ki bu iki eser yine sorularda karşımıza gelecektir. Aşina olmamızda fayda var. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, evet edebiyata Servet Fünun'la başlamış olan bir sanatçımız. Daha sonra Türkçülük ve yeni lisan düşüncelerini benimsemiş, Türk Derneği, Türk Yurdu ve Türk Ocağı'nın kurucu üyeleri arasında yer almış ve Servet Fünun dönemindeki yazılarında dili ağır ve süslü kullanmasına rağmen Milli Edebiyat döneminde bu zihniyetle eser vermeye başladığında dili sadeleşmiştir. Çağlayanlar adlı bir eseri var. Bu eser 1922'de yayınlanıyor ve eser yazarın milli edebiyata bağlı olarak yazdığı Türk kültürünü ve milli değerleri yansıtan 16 hikayeden oluşuyor. Çağlayanlarım bu kitabı sizi düşünerek sizin için yazdım. Bela gecelerinde yaşım sızarak yüreğim sızlayarak yazdım. Ey Türk bu satırlarda mazinin destanlarını halin hicranlarını söylemek ve inlemek istedim cümleleriyle Türkeli zeybeklerine ithaf ettiğini bu eserini söyleyebiliriz ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile devam ediyorum Milli Edebiyat Anlayışı ile kaleme aldığı eserleri var Milli Savaş Hikayeleri İzmir'den Bursa'ya bu eserlerde toplanmıştır bu hikayeler Anadolu'nun var olma mücadelesini yansıttığı eserlerde halde Edip'te olduğu gibi Kurtuluş Savaşı'nın merkeze alındığı bir ortamı yansıtmıştır. O da halkın büyük yokluklar içinde gerçekleştirdiği mücadeleyi ve bunun bağımsızlıkla sonuçlanmış olduğunu hikayelerinde görüyoruz. Ve hikayelerinde savaşın getirdiği yıkımı görmemiz mümkün. Ve 1914 yılında yayımladığı eseri "Bir Serencam" adlı eser yazarın Fecrati anlayışıyla yazmış olduğu hikayeleri içeriyor. Bu bilgiyi de bilelim Fecrati anlayışıyla yazmış olduğu eser "Bir Serencam". Halide Edip Adıvar ile devam ediyoruz. Yine milli mücadele denince önemli bir isim olarak Halide Edip Adıvar akıllara geliyor. Milli Mücadele'ye ayna tuttuğu hikayelerle tanınmıştır adı var. Daha çıkan kurt, İzmir'den Bursa'ya adlı eserleri Anadolu halkının kurtuluş mücadelesinde yaşadığı zorlukları ele alması noktasında önem arz eder. Harap mabetler adlı eserinde ise daha çok bireysel temalara yöneliş içinde bulunduğunu söylememiz mümkün. Reşat Nuri Güntekin, hikayeleriyle Anadolu ve Anadolu insanının derinliğini, yalnızlığını adeta bir halk hikayesi yapısında aktarır. Hikayelerini aşk, aile, çocuk ve ahlak temelleri üzerine inşa eder. Herkesin başına gelebilecek kadar düz ve basit olayları yakalar ve bunları eserlerinde işler ve bu noktada oldukça başarılıdır. Hikayeleri okuyucuyu yormaz. Diyalog oluşturmadaki becerisi ve kıvraklığıyla hikayeleri ilgi çekici kılar hikayeleri, romanlarının adeta daraltılmış biçimi diyebiliriz. Milli Edebiyat dönemi hikayelerini Ruçhis Bey, Eski Ahbap, Sönmüş Yıldızlar, Gençlik ve Güzellik adlı eserlerde toplayan sanatçı, Cumhuriyet döneminde yazdığı hikayeleri ise Tarih Misafiri, Leyla ile Mecnun, Olağan İşler adlı eserleriyle okuyucuyla buluşturmuştur. Evet şimdi tanzimattan cumhuriyete hikaye konumuzu tamamladık. Sanatçılarımızı tanıdık. Eserlerinden bahsettik. Etkinliklerimizi yapalım. Konumuzu pekiştirelim. Daha sonra topu size atacağım ve testleri çözmenizi rica edeceğim. Evet şimdi ilk etapta bir doğru yanlış etkinliğimiz var. Onunla başlıyorum. Şöyle kalemimi seçiyorum. Evet ne demiş bakalım birinci ile başlayalım. Demiş ki bize Nabizade Nazım'ın yazdığı Muhayyelat adlı eser edebiyatımızda ilk yerli hikayeler arasındadır. Şimdi bu doğru bir bilgi mi? Hayır. Biz bunu nereden öğrendik? Biz dedik ki Nabizade Nazım'ın yazmış olduğu değil, Giritli Ali Aziz Efendi'nin yazmış olduğu Muhayyelat adlı eser edebiyatımızdaki ilk yerli hikayeler arasındadır dedik. Yani burada Nabizade Nazım bilgisi yanlış bir bilgi olmuş. Dolayısıyla buna... Y harfini işaretleyeceğiz. İkinci de ise bize Recaizade Mahmut Ekrem'in Küçük Şeyler adlı eserinde yer alan Pandomima ve Kediler adlı hikayeler oldukça başarılıdır ifadesi verilmiş. Yine yanlış bir bilgi olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Çünkü biz Küçük Şeyler adlı eserin Sami Paşazade Sezai'ye ait olduğunu konuşmuştuk. Üçüncü cümlemiz Kadın İsterse Aşk Kadını adlı eserlerin Mehmet Rufa'ya hikayeler olduğu bilgisi. Bu doğru bir bilgi. Dördüncü bilgimiz Haristan ve Gülistan Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Servet Finun dönemindeki hikayelerini içeriyor demiş. Yine doğru bir bilgi olacak. Beşinci cümlemizde Namık Kemal, Şinasi, Ahmet Vefik Paşa ve Muallim Naci Tanzimat döneminde hikaye türünde eser veren sanatçılardır denmiş. Fakat bu yanlış bilgi olacak. Bu sanatçılarımızın hikaye türünde eserleri olmadığını söyleyebiliriz. Fakat mesela roman türünde e, eserleri vardır. İşte Şinasi'nin Gazetesi vardır. E, Namık Kemal'in tiyatroları vardır ama hikaye türünde eser vermiş olduklarını söyleyemiyoruz. Altıncı cümlemize devam ettiğimizde fecrati topluluğunda yer almış olan milli edebiyat sanatçısı Refik Halit Karay, Anadolu'yu hikayede gerçekçi biçimde işleyen ilk yazarlardandır demiş. E, bu doğru bir bilgi olacak. Buraya da işaretini koyabiliriz. Yedinci cümlede Reşat Nuri Güntekin'in Bir Serencam adlı hikaye kitabı fecrati dönemindeki hikayelerini içerir demiş. Bu yanlış bir bilgi olacak çünkü biz biliyoruz ki Bir Serencam adlı hikaye kitabı Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı sanatçımıza aittir. 8'de bize Ömer Seyfettin Türk Edebiyatı'nda olay hikayesinin en önemli temsilcileri arasında yer alır bilgisi verilmiş. Doğru bir bilgidir. 9'da Hayatı ı Muhayyel, Hayat-ı Hakikiye sahneleri niçin aldatırlarmış adlı eserler Halit Ziya Uşaklıgil'in hikaye türündeki eserleridir denmiş. Fakat biz bu eserlerin Halit Ziya Uşaklıgil'e ait olmadığını biliyoruz. Bu eserler Hüseyin Cahit Yalçın'a aittir. Dolayısıyla bu yanlış bir bilgidir. 10. cümlemizde Servet Finun dönemi hikayelerinde realizm akımı etkili olmuştur denmiş. Bu doğru bir bilgidir. Evet şimdi devamında etkinliklerimde boşluk doldurmayla karşılaşıyorum ve yine şuradan kalemimi seçip boşluklarımı dolduracağım. Evet ilk boşluğumuzda bize demiş ki Vokasyon'un yazmış olduğu eser Dünya Edebiyatı'nda hikaye türünün ilk örneğidir. Evet neydi bu eserin ismi biz bundan bahsetmiştik. Dekameron adlı eserdi. Boşluğumuza Dekameron yazalım. Türk Edebiyatı'nda ilk hikaye örneği. Evet letalfi rivayet. Peki kimin letalfi rivayet? Ahmet Mithat Efendi olacak doğru. Üçüncü boşluğumuzda Küçük Şeyler adlı eseriyle batılı anlamda ilk hikaye örneğini vermiş olan sanatçıyı boşluğa yazmamızı istiyor. Yani Sami Paşazade Sezai olacak. Ömer Seyfettin. Ne tarzda yazıyordu? Hangi türün temsilcisiydi? Evet, Maposan tarzı hikayenin ilk temsilcisiydi edebiyatımızda. Muhsin Bey ve Şemsa adlı eserler. Recaizade Mahmut Ekrem'e ait olacaktı. İlk köy romanı kabul edilen ve Nabizade Nazım'a ait olan eserimiz Karabibik olacak. Ahmet Mithat Efendi'nin yazmış olduğu küçük hacimli kitabında fabıl niteliği taşıyan hikayelere yer verilmiştir. Neydi bu? Kitabımız kıssadan hisse. Daha çok romancı olarak tanınan sanatçımız kimmiş bakalım? Bir izdivaçın tarihi muşakası, bir hatıranın son yaprakları, son emel ve bir yazın tarihi. Evet bunlar bize Halit Ziya Uşaklıgil'i çağrıştırıyor. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Milli Edebiyat döneminde yazdığı hikayelerin yer aldığı eserin ismi Çağlayanlar olacak. Ve son boşluğumuzda da Refik Halit Karay'ın e, sürgün sırasındaki Anadolu gözlemlerine dayanan eseri sorulmuş. Bunun ise Memleket Hikayeleri olduğunu söylemiştik. Evet arkadaşlar, Tanzimattan Cumhuriyet'e Hikaye adlı e, konumuza burada son veriyoruz. Etkinliklerimizi beraber yaptık. Dediğim gibi testleri size bırakıyorum. Testlerinizi çözün. Diğer föy için ben yine burada sizi bekliyor olacağım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.